Merhaba sevgili izleyenler, başkent turumuz devam ediyor. Şimdiki durağımız ise 100 yıl. 100 yılda dekorasyon sektörüne yönelik hizmet veren 21 yıllık köklü bir firmaya, 100 yıl dekorasyona konuk oluyoruz. Ve yanımızda firmamızın sahibi Muhittin Sarıuçak ile birlikteyiz. Merhaba Muhittin Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun sizler. Sağ olun, biz de iyiyiz. Şimdi 100 yıl dekorasyon olarak 21 yıllık bir firma ve köklü bir firmasınız. Bu anlamda tabii ki yaptığınız çalışmalar çok fazla, birçok farklı faaliyetleriniz var. Bunlarla ilgili bilgiler alacağız ama öncelikle 100 yıl dekorasyon nasıl oluştu? Biraz bu konu hakkında bilgi alalım sizden. 100 yıl dekorasyon yılların birikimiyle oluştu. Ben 1993 yılında ilk inşaat ve dekorasyon işine başladığımda fazla tecrübem yoktu. Yani sadece işte insanlar bu işleri nasıl yapıyorlar, dışarıdan gördüğüm kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla bilgim vardı. Sonra 93 yılında bu işe girdiğim zaman aslında bu işin çok zevk alınacak, zevkle yapılacak bir iş olduğunu öğrendim. Ve çok keyifli olduğunu anladınız. Bir de derinlemesine girdiğiniz zaman, yani bazı işleri yaparken öğrendim işin gerçeği. Yani bilerek yapmadım da, örneğin benden müşterimiz yüzme havuzu istemişti. Yüzme havuzu hiç yapmamıştım. 2005 yılıydı sanıyorum, yanılmıyorsam. Yüzme havuzu işini yaparak öğrendim. Yani bazı şeyleri öyle geliştirdim kendime. İşte o şekilde yüzme önemli dekorasyon... olan zaten sürekli kendinizi geliştirmek ve evet, sürekli kendinizi yenilemek. Bu anlamda da 21 yıllık bir geçmişe sahip olan bir firma. O günden bugüne başarılı oldunuz da bugünlere gelebildiniz. Başarısız olmuş olsaydınız zaten bugünlere gelmeniz de mümkün olmazdı. Tabii, yani burada yaptığımız işlerin referansı çok önemli. Yani ben bir müşterinin işini yaptığım zaman, teslim ettiğim zaman o memnun olmalı ki işte akrabası, komşusu, ahbabı beğensinler, onlar da yaptırmayı düşünsünler, birbirlerine tavsiye etsinler. Bizim işin gelişimi tamamen buna bağlı. Yoksa sadece ben bir tane iş yaptım, bitirdim, teslim ettim, hadi eyvallah. O zaman işte bir sene, iki sene ayakta durursunuz. Üçüncü sene artık iş yapacak müşteri bulamazsınız. Evet. Ama bizim faaliyetlerimiz öyle değil. Biz her şeyden önce müşteri odaklıyız. Yani yaptığımız işte eğer müşteriyle ilgili bir sorun varsa, yaptığımız işte problem varsa ve müşteri bundan memnun değilse söküp tekrar yapabiliyoruz. Evet. Aslında işinizin arkasındasınız. Yani o çok önemli. Biz işimizi yaptık, bitirdik, bizim işimiz bitti demiyorsunuz. İşte bu anlamda sonuna kadar ve iş bitiminden sonra da yine işimizin arkasındayız diyoruz, öyle değil mi? Yani örneğin bize fabrikalar, çalıştığımız fabrikalar 2 sene garanti veriyorlar. Diyelim ki ben sizin işinizi yapalı 4 yıl oldu. Garantisi bitmiştir. Ben demiyorum ki yok ben bakamam, kusura bakmayın. Gene gidiyorum. Niye? Ben sizi kazanmak zorundayım. Evet. Ben sizi kazandığım zaman zaten o zaman iş potansiyelim artacak. Evet, muhakkak. Tabii önemli olan burada müşteri memnuniyeti, ama bu müşteri memnuniyetini sağlamak için de kaliteli bir hizmet gerekiyor. Evet. Bu anlamda 100 yıl dekorasyon olarak da kaliteli bir hizmetle müşteri memnuniyetini sağlıyoruz. Tabii burada verdiğimiz hizmetler de çok çok önemli demiştim az önce. Şimdi verdiğimiz hizmetler neler? Biraz bunlardan bahsedelim sevgili izleyenlere. Şimdi bir evin ihtiyacı, aklınıza ne geliyorsa, yani boya bazarası, fayans, kalebodurundan mutfak dolapları, iç kapıları, çelik kapı, cam balkon, PVC doğrama, duş kabin, yani evin elektrik, su tesisatları, evin ihtiyacı olabilecek ne varsa A'dan Z'ye her şey var bizde. Ve hepsinin de çalıştığımız arkadaşlar uzman arkadaşlar. Çalıştığımız, iş yaptığımız fabrikalar, firmalar hep köklü firmalar. Yani her zaman için bizim de onların da işini sürekli takip eden, işin peşinde koşturan insanlar. Ve gerçekten de yani yaptığımız işten gurur duyuyoruz, zevk alıyoruz. Evet, bu da çok çok önemli. Tabii bundan sonrasında çalışmalarınız da devam edecek ve çalışmalarınıza farklı çalışmaları ekleyerek, sürekli kendinizi geliştirerek ve yenileyerek devam edeceksiniz zannediyorum. Tabii tabii, zaten sürekli fuarlara gidiyoruz katılımcı olarak veya işte izleyici olarak. O kendi konumuzla ilgili gelişmeler ne, işte ne tür boyalar çıkmış, ne tür malzemeler gelmiş, nasıl moda bir teknoloji nedir, kullanılıyor. Trend nedir? Tabii tabii. Yani onları takip etmezsek zaten hiçbir şey yapamayız. Evet. Çünkü bazı şeyleri arkadaşlardan duyuyorum. Diyorlar ki ya müşteri benden böyle bir şey söylemişti, bu neydi? Şimdi eğer o işi yapan bir insan müşterinin o söylediğini bilmiyorsa bir gariplik var demektir. Yani evet, müşteri muhakkak biliyor ve yapan insan bilmiyorsa bir gariplik var demektir. Muhakkak. Yani bunları aşmış olmak aslında gerekiyor. Aslında bu anlamda sizin için de çok büyük bir avantaj. Çünkü halkımız da bu şekilde bilinçli bir hale geliyor aslında, değil mi?
Tabii zaten biz bilinçlendiriyoruz, biz anlatıyoruz. Yani müşteriyi yönlendirmek bize ait. Siz diyorsunuz ki benim evimde şöyle bir ihtiyacım var. İşte mutfak dolabı yaptıracağım. Balon kapak mı olsun, profil kapak mı olsun, high gloss mu olsun? Ne bileyim bir sürü malzemesi var. Yani yönlendirmek bize kalıyor. Tezgah işte çimston mu olsun, granit mi olsun, mermerit mi olsun, mermer mi olsun? Yani burada yönlendirmeler, bunun bilgi, biz bilgi sahibi olmalıyız ki biz size anlatalım, yönlendirelim. Ama doğru yönlendirmek çok önemli. O çok önemli. Değil mi? Tabii. Ve aynı zamanda çok da ekonomik kesiye de uygun olmalı. Şimdi o müşteri portföyüne göre, daha doğrusu müşterinin o durumuna göre biz alternatifleri sunuyoruz. Yani ekonomik ürünler de var bizde, lüks ürünler de var. Yani o anda sadece amaç ihtiyaç gidermekse işte ihtiyaç gideriyoruz. Ama yok lüks bir şeye ihtiyaç duyuluyorsa onu yerine getiriyoruz. Bizim görevimiz de o. Aslında şöyle de diyebiliriz, her bütçeye uygun farklı alternatifler mevcut. Aynen öyle, doğrudur. Bu anlamda her şekilde de kullanılabilirler. Doğru. Değil mi? Evet, doğru. Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz biz tüm bilgiler için. Biz çok teşekkür ederiz. Buraya kadar zahmet ettiğiniz için. Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Sevgili müşterilerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu dost kapısının herkese açık olduğunun bilinmesini istiyoruz. Herkesi bekliyoruz değil mi? Evet. Peki çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Yüzyıl Dekorasyon'dan, Yüzyıl Ambar'dan aktaracaklarımız bu kadar. Programımız kaldığımız yerden devam edecek. Bizi izlemeye devam edin.